Yeni bir toplu paket açılışı videosundan selamlar. Bugün bu seride sezon finali yapıyoruz. Yani 2023'ün son paket açılışı videosuyla birlikteyiz. Toplam fiyat olarak şimdiye kadar yaptığım en büyük paket açılışı mı emin değilim. Fakat paket sayısı olarak kesinlikle şimdiye kadar yaptığım en büyük paket açılışı bu. Gerçekten çok fazla paketimiz var. Yani küçük şeyler de çok, büyük şeyler de çok. Önümüzdeki bayağı bir süre buradayız Harun. Evet, bana neler var? Hiçbir şey. Bu kadar paketten bana bir şey çıkmadıysa... Hiçbir şey yoksa. Ya kendine yeni bir şey almışsındır, bana verirsin eskiyi falan. Kesin öyle bir şey vardır yani. Ciğerci kedileri vardır Harun, bilir misin? Bilmem. Şu an keşke Harun'un da yüzünü çekmemiz lazım bizim bu seride. Yine de ilk paket açma şerefini sana bırakayım hadi. Gelenek bozulmasın. Seç. Sağındaki, yukarıdaki ilk kutu. Bu mu? O. Evet o. Muhteşem bir başlangıç yaptık yine. Altılı kuli bandı. Bunlar bana herhalde. Sana. En çok ben kullanıyorum. Şey yaparsın. Ben bir şundan devam etmek istiyorum. İçindekini biliyorum ama bir gözümle de görmem lazım. Vay, bana almış ya abim. Kesin sana aldım ya. Şöyle bir yeni ayakkabı aldım. Jordan'ın Why Not serisinden yanlış hatırlamıyorsam. Böyle hem tasarım olarak güzel hem de fazla dikkat çekici değil böyle. Pek çok şeyin altına giyebilirim gibi geldiği için hoşuma gitti, aldım. Dikkat çekici değil mi bu abi? Değil. Onun rengarenk ayakkabılarım var benim. Onların yanında bu gayet sade bir şey yani. Sade bir de. Hem dikkat çekici bir de sade üstüne. Ya sade işte. Bayağı sade abi gerçekten. Seninle sade anlayışlarımız farklı. Burada yeni Dremel'im var. Ben bunun kablolu bir versiyonunu kullanıyorum. Zaten bazı hobi videolarında vesaire görüyorsunuzdur. Bu şarjlı. Şarjlı olduğu için kullanması çok daha rahat olacak diye düşünüyorum. Ve şöyle bir aksesuar kutusuyla geliyor. Ben içi çok daha dolu olacak diye bekliyordum açıkçası. Böyle bir sürü aksesuar olacak diye düşünüyordum ama. Şöyle 3-5 tane şey koymuşlar. Boyutuna göre bayağı hızlı gibi duruyor. Ve muhtemelen kablosu olmadığı için bununla çok daha rahat bir şekilde çalışabilirim diye umuyorum. Bir de bu uçları hep kaybediyorum. Kutusunun olması da güzel bir şey. Sonra... Bu daha önce gördüğünüz bir şey. Burası abi, hediye olarak almıştım bundan. Ve o videoda denediğimizde çok hoşuma gitmişti. O yüzden kendime de aldım. Çok iyiymiş ya. Bu şöyle bir masaj yastığı, burasıyla ovabiliyor işte. Bunu boynunuza koyabiliyorsunuz, sırtınıza koyabiliyorsunuz vesaire ve bunun ovması çok güzeldi. Yani denedim, bayağı iyiydi. Kullanırım. Şimdi paketlere devam etmeden önce sizlere bu videonun sponsoru Türknet'in kampanyasından bahsetmek istiyorum. Eğer yeni yıla yavaş internetle girmek istemiyorsanız Türknet altyapınızın desteklediği en yüksek indirme ve yükleme hızlarını sabit fiyat garantisiyle sunuyor. Eğer Türknet'in gigafiber bölgesindeyseniz indirme ve yükleme hızlarınız 1 gigabite kadar çıkabiliyor. Üstelik Türknet'te taahhüt de yok. İstediğiniz zaman aboneliğinizi sonlandırabilirsiniz. Taahhüt olmamasına rağmen 12 ay boyunca sabit fiyat garantisi almanız da mümkün. Bunu yapmak için 12 aylık peşin ödeme yapıyorsunuz. Ve diyelim ki taşındığınız bir şey oldu, kalan ayları kullanamayacaksınız. Bu durumda kalan ayların ücretini geri alabiliyorsunuz. Başka bir servis sağlayıcıdan Türknet'e geçmek isterseniz de 1000 liraya kadar olan cayma bedellerinizi Türknet karşılıyor. Hemen şimdi açıklama bölümüne bırakacağım linkten altyapınızı sorgulayabilir ve Türknet'e geçebilirsiniz. Şimdi sıradaki paketle devam edelim. Burada bir tane yaka mikrofonum var. Aslında şu an kullandığım mikrofonu yedeği olarak aldım bunu çünkü indirimdeydi. Bu tarz şeyler gereksiz pahalı fiyatlara satılıyor ve %50'ye yakın indirimi vardı yani, öyle diyeyim. O yüzden dedim ki alayım, kenarda dursun. Nasıl olsa bozulacak. Arada bir bozuluyorlar çünkü. Harun, bu da sana. Neymiş o? Ne sence? Kesin ekipman falan bir şeydir yine. Yok, bu videodan ne çıktı sana? Bir şey çıkmadı. Altılı bant çıktı ya. Al bir de altılı kağıt bant. Oo, işte bu ya. Burada bir tane 6 kanallı kumanda alıcısı var. Ne yorum bu? Kumanda alıcısı. Ne işe yarıyor? Kumanda algılasın diye. Geçenlerde bir model tır yaptım ya, oradaki alıcı arkadaşımındı. Onu sökeceğim, yerine bunu takacağım. Burada bir tane telefon tutucum var. Şöyle arka tarafında bantları var bunun. Herhangi bir yere yapıştırıyorsunuz ve şarj ederken telefonunuzu asmanızı sağlıyor. Onu mutfaktaki prizde kullanmak için aldım çünkü orada şarja taktığımda üstüne mutlaka bir şeyler sıçrıyor. Yukarı asarsam daha güvende olur diye düşündüm. Altılı bant daha. Ney? Yok değil. Burada çift neyliydi? Cidarlıydı herhalde ya. Neyse. Ben bu bardaklardan kullanıyorum. Geçenlerde bir tanesini kırdım, setim bozuldu. O yüzden yerine 2 tane aldım. Şimdi 3 tane oldular. Yine set değiller. Ben gittikçe anneme benziyorum galiba. Böyle setlerim bozulduğunda falan moralim bozulmaya başladı. Burada sprey boyalarım var ama bunlar normal sprey boyalar değil.
Rengini özel yaptırttım. C3 ne? Tırı boyayacağım bununla. Tırın boyasını sökeceğim, sökebilirsem. Ve bu yaptırdığım özel renkle boyayacağım. Niye böyle bir şey yapacaksın? Çünkü takipçilerimin yarısı o rengi beğenmedi. Herkes benim dediğimi beğendi değil mi? Senin dediğin neydi ki? Alevli. Hayır. Ama bunu beğenmeyenle bozuşurum. Öyle diyeyim. Söylemeyeyim, sürpriz olsun. Ya da C3 ne? Bakın. Hadi Harun, iyisin, sana bir şey çıktı. Ama ekipman. Bu ne biliyor musun? Şu an kullandığın kameraya bunu takıyorsun, batarya kısmına. Bu tarafına da powerbank bağlıyorsun. Ya da adaptöre bağlıyorsun. Sınırsız şarj sana. Teşekkür ederim. Ne demek, rica ederim. Aa, gerçekten sana. Bir tanesi. Karbon filtre. Davulmaz için. Ay abi ya. Bunları değiştirmek gerekiyormuş arada bir. Biz taşındığımızdan beri hiç değiştirmedik. O yüzden... Ağlatacaksın beni ya. Kıymetimi bil. Ya gözlerim doldu ya. Kim kardeşine davulmaz karbon filtresi alır? Nankörüm ben değil mi? Yaranamıyorum ya, yaranamıyorum. Bak, davulmaz karbon filtrene kadar düşünmüşüm. Ama yaranamıyorum. Bu kesinlikle sana değil. %100 bana. Oo. Oh my god. Mercimek çorbası. Bunun kutusu yok çünkü bunu menajerim Amerika'dan gelirken getirdi. Bavulunda yer olmadığı için kutusunu atması gerekmiş. Burada bir Meta Quest 3'üm var. Ve niyeyse kutusundan çıkarttığımda ışıkları yanmaya başladı. Çalışıyor mu acaba? Oo, çalışıyor. %39 pil kaldı, kapatayım mı falan diye soruyor. Nasıl, güzel mi? Havalı. Beni görüyor musun şu an mesela? Seni görmüyorum. Şöyle yaparsam görürüm galiba. Önce kurmam gerekiyor olabilir. Bilmiyorum. Bunun bu standart gelen kafa bandı çok rahatsızmış bu arada. O yüzden bir de şöyle bir aparatını satıyorlar. Bunu da istedim. Bununla çok daha rahat bir şekilde uzun saatler boyunca kullanabiliyormuşsunuz. Bu yüzünüze değen kısmı terletiyormuş. Onun için de silikon bant satıyorlar falan böyle. Garip garip şey. Hani yapmışlar bir gözlük. Demişler ki üstündeki her şey kötü. Hepsini aksesuar olarak satıyorlar sonradan. Öyle garip bir şey. Şöyle iki tane de kontrolcüsü var. Bunun... İncelemesi gelir mi bilmiyorum. Belki gelir. Sıradaki. Burada mikrofiber kurulama bezim var. Ama büyük. Zeppelin'e mi benim? Sen Zeppelin'e kendin al kurulama bezi. Zeppelin'i alıyorsun, bir kurulama bezini çok görüyorsun. Zeppelin'i alıyorum, kurulama bezini de kendin al bir zahmet. Ne kadar cimri ya. Burada balıklar için yemlerim var. Bunlar şöyle tablet şeklinde, bunları cama yapıştırıyorsunuz. Arada Instagram'dan story falan atıyorum, görmüşlüğünüz vardır. Balıklarım yemek seçiyor benim ve sadece bunları yiyorlar. İşte burada bana yakışır bir saat var. Kendime yeni saat aldım. Dünyada aşırı ünlü insanların, aşırı önemli insanların kullandığı bir saat. Ama dibin düşecek bak Harun. Hadi aç ya, merak ettim. Bu kadar özel bir saat alabildim diye güzellik salonum falan olduğunu düşünmeyin bu arada. Kesinlikle güzellik salonum yok. Almasınlar seni içeri, kolunda bunu görünce. Herhalde almazlar ya. Askere mi gidiyorsun yoksa? Çok özel bir saat bu. Evet, bu askere gidiyorum saati değil mi? Hayır. Bayağı o saat ya şu an. Hayır, bu saati Barack Obama bile kullanıyor, öyle düşün. Hava koşullarının ne olduğu önemsiz. Çok sıcak, çok soğuk. Hepsinde doğru saati göstermek için tasarlanmış muhteşem bir şey. Şunun ne kadar özel bir saat olduğunu... Ya biliyorum tamam, o ünlü bir saat de. Çok vizyonlu insanlar anlar. Duyuyor musun? Evet, keşke benim olsa dedim. Işığı bile var. Bak şuna basıyorsun. Yanından sarı led yanıyor. Sıradaki. Biz de salçalı ekmek yiyelim ya. Adamı taktı saate bak. Bunu Fatih Can'a aldım. Neymiş o? Heyecanlandı. Bu kamera için bir koruma, böyle kameranın etrafına çelik kasanız oluyor. Niye aldın bunu Fatih Can? Niye aldın abi? Fatih Can sürekli kameralara çarpıyor. Sonra mesela böyle çarpıyor, tamam mı? Ondan sonra panikleyip başka bir şeye daha çarpıyor. Ondan sonra tekrar panikliyor. Oradan başka bir şeye çarpıyor. Böyle zincirleme sürekli bir şeylere çarpıyor. Ve kameralarımı kıracak diye çok geriliyorum. Bayağı dökümden falan yapılmış video ha. Normal bir koruma da değil yani. Burada da bu kafese takabileceğiniz bir HDMI uzatıcısı var. Çünkü monitörlere de çarpıyor. HDMI'leri de kırabilir. O yüzden... Kendimi çok sakar hissetmişim. Sakarsın zaten oğlum. Güle güle kullan. Allah kullanmayı nasip etmesin. Hayır, kullanmayı nasip etsin, kırmayı nasip etmesin. Hayır işte, zarar gelmesin. Ha, inşallah. Burada bir tane şöyle Type-C kablom var. Fakat Type-C kısmı yana doğru gidiyor. Bunu VR gözlük için aldım. Belki dedim ki VR gözlüğü buraya takarım. Kafasının üst kısmına da powerbank yapıştırırım. Ya da işte bir şeyle tuttururum. Sınırsız enerji. Bir ayağa kalkmam gerekecek gibi. Ocaklarım tutuldu. Yaşlanıyorsun dersen olay çıkarırım. Hiç ağzından öyle bir şey çıkmadı da yaşlanıyorsun ama. Burada yeni süpürgem var. Dyson'ın Gen 5 Dedek Absolute modeli.
Benim süpürgemin bataryası ölmeye başladı da. O yüzden dedim ki süpürgeyi değiştirme vaktim geldi. Bu bendekine göre biraz daha ağır gibi. Ama bendekinin bataryası değişmiyordu. Bunun bataryası değişebiliyormuş. Yani öldüğünde çöp olmuyor. Bataryası öldüğünde buradan yenisini alıp takıyorsunuz. Aksesuar olarak bir şey var mı? Şöyle halı için başlığı var. Toz fırçası, hiçbir işe yaramayan lazerli bilmem ne başlığı. Instagram'daki kadınlar bayılıyor ama. Ay nasıl tozları gösteriyor, görüyor musun? Ama hesaba katmadıkları şey şu. Bu sadece parkelerde. Ama Türkiye'deki evlerin hepsinde halı var. Hani parkeye süpürürken bunu takacağım, sonra bunu takacağım falan. Sürekli o kim uğraşıyor onunla bilmiyorum. Uğraşıyorlardır belki de. Ben sadece bunları kullanıyorum. Bunun şeye hoşuma gitmişti benim. Toz alma başlığı kendi içindeymiş falan, öyle bir şey yazıyordu. Sapında mı acaba? Şurası. Ben süpürgede başlık değiştirmeyi gerçekten sevmiyorum bu arada. Ve bakın, bunun sapının içinden toz alma şeyi çıkıyor. Ve bence bu çok güzel düşünülmüş bir şey. Bu modeli almamın tek sebebi şu hatta. Çok mantıklı. Şu kutuları bir atmamız lazım. Burası doldu şimdiden. Daha bir dünya paket var. Hadi seç bir paket Arm. Solundaki hafif küçük olan paket. Sevgili Harun, Türkiye'nin ve dünyanın önce aksesuar markası olarak en yeni ve iddialı ürünlerimizi her zaman önce sizlerle paylaşmak istiyoruz. Harun yazıyor mu gerçekten? Yazıyor. O zaman o paketi ver bana şimdi. Hayır, vermeyeceğim. Bayağı bana yollamışlar abi. Bu paket McDonald's'dan gelmiş bu arada. Kargo adresinde Harun'un adı olduğu için buraya da Harun yazmışlar. Hiçbir önemi yok. Harun yazıyorsa benim. Sevgili McDonald's, benim adım Hakan. Burada bir tane uluslararası şarj adaptörü var. Çok seyahat yapıyorum diye olabilir bunu yollama sebepleri. Bir kere yurt dışına çıktın Harun. Orada da bizim fişten kullanıyor. Bakın şurada kızaklar var. Hangi ülkenin fişini kullanacaksanız o kızağı kaydırıyorsunuz ve oranın fişine takıyorsunuz. Çok mantıklıymış bu. Tamam, bu senin olsun o zaman. Üstünde bir tane tipçe çıkışı var, iki tane de tipa çıkışı var. Ben bunu sevdim. Yurt dışına çıkarken işime yarar. Şöyle iki tane tipçe çıkışı olan bir duvar adaptörü yollamışlar. Daha küçük tek tipçe çıkışlısı var. Bu powerbankler muhteşem. Geçen paket açılışında da vardı. Ben o paketini açarken ne kadar muhteşem olduklarını fark etmemiştim. Bu şöyle 10.000 mAh'lik bir powerbank, fakat 10.000 mAh'lik bir powerbank'e göre çok hafif ve çok küçük. Üstündeki tip C portundan hem bunu şarj edebiliyorsunuz hem buradan başka bir şeyleri şarj edebiliyorsunuz. Tek bir istisnası var, sadece iPhone'larda çalışmıyor. Yani normal tip A olan çalışıyor. Ama tip C'den iPhone'u şarj etmek istediğinizde iPhone powerbank'i şarj etmeye çalışıyor. Öyle saçma sapan bir şey oluyor. Onun dışında Samsung'da vesaire denedim. Herhangi bir sıkıntı çıkartmadı. Tip A'dan tabii ki bütün cihazları şarj edebilirsiniz. Tavsiye ederim, bu güzel. Şöyle üçü bir arada bir şarj standı yollamışlar. Telefon, akıllı saat ve kulaklık için aynı anda sanırım. Benim saatimi şarj eder mi acaba? Seninkini edemez. O yüzden bunu sana vermiyorum. Bu bende kalsın. Ama sürekli ışığına basabilirdim şarj etseydim. Al sana iPhone 15 kılıfı. Pro Max. Ya dalga mı geçiyorsun benimle? Şöyle bir tane de tam kablosuz kulaklık yollamışlar. Şu yurt dışından gelmiş. Bu bir pil kaynak makinesi. Böyle 18650 pilleri birbirine kaynatmak için kullanabildiğiniz bir şey. Şarjlı süpürge, laptop vesaire, onların hepsinin içinde genelde 18650 piller oluyor ve öldüğü zaman işte çöp oluyorlar. Ama bununla kendi pillerinizi kaynatıp pillerinizi değiştirebiliyorsunuz. Arka plandaki izleyicilerimin hiç ilgisini çekmediğine göre sıkıcı bir ürünmüş. Bence çok havalı. Bana bir makas verin. Nasıl bir streçle ama bu? Streci bedavaya mı veriyorlar size? Gerçekten 120 kat falan streç var herhalde burada ya. Abartmışlar. Ve içindeki de değerli bir şey değil. Bu bir sıvı sabunluk, fakat normal bir sıvı sabunluk değil. Ankatre sıvı sabunluk diye geçen sabunluklardan. Mutfakta evyenizi delip bunu üstüne takıyorsunuz. Evyenin alt kısmına da bunu koyuyorsunuz. Böyle gizli gibi bir şeyiniz oluyor. Sıvı sabunluğunuz olmuş oluyor. Sıradaki. Sanki bu sefer paketler bitmek bilmeyecekmiş gibi gelmeye başladı. Bu şey yağmur kaydırıcı. Bunu deneyeceğim. Kısa videoda yani shorts yapıp deneyeceğim. Bu arabaya, arabanın camına uyguluyormuşsunuz. Yağmur yağdığında direkt böyle kayıp gidiyormuş. Hatta bir marka daha aldım. İkisini aynı videoda deneyeceğim. Hangisi işe yarıyor göreceğiz. Ya da hangisi daha çok işe yarıyor. Burada bir sürü markerım var. Diyeceksiniz ki niye bu kadar çok marker aldın? Gereksiz bir indirim vardı. Ama böyle çok ucuzdu. Sen bu kapitalist sistemin kölesi olmuşsun ama abi. Bu parayı cebinden hiç çıkarmayabilirdin mesela. Kullanıyoruz sonuçta bunları. Evet ama zaten var evde bir sürü. Yani yılda iki tane kullansak 5-6 yıl işimizi görür. Sana Harun. Bak burada kameralar için iki tane yedek batarya var. O da şarj aleti. Evet. Hem de tip C. Yani dışarıda da şarj edebileceksin. Rica ederim kardeşim, canım. Çok sağ olasın abiciğim. Sırf sen daha rahat çalış diye neler yapıyorum. Bu
Bunlar benim kremlerim. Çok bakımlı bir erkek olduğum için her gün yüzümü yıkarım ve krem sürerim. Ama parlıyorsun zaten. İşte bunlar sayesinde. Şu bir ilgimi çekti. O neymiş? Ne diyorsun ya? Ama bunu ben almadım. Ben de almadım. Fazlıcan sen mi aldın? Ben aldım. Bu büyük ihtimal incelemeye gelmiş AMD'nin RX 7900 XT modeli. Umarım inceleme videosunda kutu açılışı istemiyorlardır. Çünkü ben açıyorum. Ey maşallah. Ey maşallah. Ciddi heybetli. Metalden falan havalı bir şeymiş. Bunu ne yapacağımı öğrenirim. Videosu gelince görürsünüz. Bu arada bilmeyenler için benim bir tane de inceleme kanalım var. Orada ürün inceliyorum. İsterseniz oraya da abone olabilirsiniz. Hatta buraya da abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Böyle şeyler var. Böyle var. Şeyler yapılmalı. Mesela bu videoya 100 bin beğeni gelirse bir sonraki toprak açılışını bana yapacakmış abim. Öyle dedi. 100 bine kurtarmaz o. 100 bin gelir çünkü. 150 bin. Tamam 150 bin gelirse bir sonraki insana 150 bin like gelirse bir sonraki toprak açılışı kardeşine. Evet. Full. Evet. Tamam 150 bin like arkadaşlar. Lütfen. Boşuna makas vermişsiniz. Almışım ben. Ben bunu niye almışım ki? Özel bir şeyim mi varmış acaba? İndirimdeyken benim alışveriş sitelerine girmemem lazım indirim döneminde. Şu an bunu niye aldım? Mutfak makası. Tamam da yani ben tavuk kesmiyorum ki. Ne yapacağım ben bunu? Tavuk kesmiyorum derken onunla tavuğun derisini falan kesiyorlar. Hani şey anlamında değil. Burada bir sürü pilim var ama şey be ucuz pillerden bunları şey için aldım. Hani videolarda bir şeyler deniyorum ya. Her denediğim üründe 8 tane, 10 tane, 15 tane falan pil gidiyor. Duracell piller olmuş kaç para? Dedim ki bunlarla deneriz. Burada bir tane boya sökücüm var. Bunu tırın boyasını sökmek için deneyeceğim. Tabii ilk önce dışarıda deneyeceğim hani. Belki de işe yaramaz çünkü. Eğer işe yarıyorsa bununla boyayı söküp o yeni aldığım özel renge boyayacağım tırı. Bu Schmart'ın akıllı klozeti. Bundan iki tane var bu arada. Ben de ötekinin paketini açtım fakat daha kurulumunu yapamadım. Sanırım önceki videoda da bahsetmiştim. Ama bu hafta aklıma bir çözüm geldi. Muhtemelen bir sonraki haftalık vlogda göreceksiniz bunun kurulumunu. Bu şöyle bir klozet kapağı. Yani böyle baktığınızda herhangi bir şey varmış gibi gözükmüyor. Sadece şurada bir sensör yazısı var. Bunu sökebiliyorsunuz. Ama yanında bir de şöyle kumandası var. Okuyorum özelliklerini. Arka yıkama masaj. Arka yıkama. Ön yıkama masaj. Masajlı yıkıyor bir de. Kurulama. Güçlü koku giderme. Su sıcaklığı. Oturak sıcaklığı. Kadın, çocuk. İkisi bir arada. İkisi bir arada ne bilmiyorum. Bir de güçlü yıkama var. Bu arada gerçekten Kore'ye gittiğimde bütün tuvaletler akıllıydı ve evimdeki tuvaletler de akıllı olsun istiyorum. Çünkü şey oturuyorsunuz, oturduğunuz yer hep sıcak. Alttan böyle vıcık diye taharet musluğu çıkıyor. Oradan çıkan su sıcak. Çok özel bir şey. Çok iyi hissettiriyor. Masaj da yapar. Şıp 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 şıp. Sana güçlü masaj yaptırırız abi. Ha kurduğumda deneme kısmını seninle yapalım. Ama yayınlayamayız. Ya, sadece yüzüm çekeceğim. Hayır. Şimdi ben zaten nasıl hissettirdiğini biliyorum. Sen bilmiyorsun. İlk tepki önemli. Reddediyorum. Fatih istiyormuş. Tamam Fatih sana yaparız. Şimdi küçük açabilir miyim Harun Bey? Hayır abi bir tane daha büyük açsana. Ya ne olsun istiyorsun? Bu bir video tripodu. Normal tripoddan ne farkı var diye soracak olursanız daha çok ayağı var. Ama yine hepsi 3 yere basıyor. Bunun güzel tarafı şu an kullandığımız tripodlar bizim Manfrotto ve şu plate Manfrotto'larla birebir aynı. Dolayısıyla bununla ötekiler arasında böyle rahatça geçiş yapabileceğiz. Bir de böyle çekimlerde çok sert geçişler olmasın diye şu hareketleri böyle yumuşak şekilde yapıyor. Ben küçük paket açmak istiyorum. Burada bir kutu oyunum var. Bunu geçenlerde arkadaşlarda oynadık ve bayağı eğlendik. O yüzden dedim ki alayım, evde de oynarız. Ama Harun'la eğlenemem sonuçta. Ben yenmiştim ya oyunu, unuttun galiba. O yüzden eğlenemeyebilirsin. Harun biraz sıkıcı. Bu şöyle kartlarla oynadığınız bir oyun. Kartları tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Daha doğrusu kartları betimlemeye çalışıyorsunuz. Tam olarak açıklayamadım ama garip bir oyun. Eğlenceli. Biraz basit ama işte. Düzgün rakip lazım. Gel Monopoly'de kapışalım Harun'cum. Monopoly'de de yenerim ki. Monopoly'de... Sen beni bir kere bile yenemedin. Nasıl yenemedim? En son Monopoly oynadığımızda kavga ettik hatırlamıyorsun galiba. Evet çünkü hile yapmaya çalıştın. Sen yapmaya çalıştın hile. Sen yapmaya çalıştın. Hayır net sen yaptın. Şurada bir kıyafet kutum var. Bu şöyle bir kazak. Düz iki renk. Sade. Kazaklar yine moda olduğu için çok mutluyum. Çünkü ben üşüyen bir insanım. Şuradan devam edelim. Harun burada gerçekten sana bir şey var ya. Gerçekten. Ama gerçekten gerçekten sana. Direkt ben kullanayım diye. Evet.
Ne özelliği var? Akıllı. Akıllı üstlü priz. Uzaktan kontrollü. Çok sırf iyi. Akvaryumların için. Akvaryumlarım yalnız fark ettin değil mi? Orada şu an bilmiyor insanlar çünkü. Evet, onu hiç göstermedik. Harun'un iki tane akvaryumu var artık. O yüzden ben de. Yok artık. Ya. Aman tanrım. Yetmezse normal akıllı prizler de var. Ya abim benim işte ya. Bu benim. Bu bir Ethernet switch fakat gigabitlik, yani her porttan gigabit çıkış alabiliyor. Benim evde bir tane var ama o şey 100 megabitle sınırlı. O zamanlar internetim 100 megabitti, şu an çok yüksek olduğu için aktaramıyor bu. Yani benim evdeki aktaramıyor. Onun yerine gigabitliyle değiştireceğim. Burada akıllı klima kontrol cihazlarım var. Bir önceki haftalık vlogta klimaları da akıllı yapabilirim demiştim ya. O yüzden Sensibo'nun Türkiye distribütörü bunları yollamak istedi. Ben de kabul ettim tabii ki. Benim evde 3 tane klima var. 3'ü içinde birer tane. Sadece şu farklı. Bunda ne varmış ek olarak? Yani ana cihaz aynı da. Bunda ek olarak bir de oda sensörü varmış. Şu cihazın kendisi gayet küçük bir şey. Bunu klimanın karşısına koyuyorsunuz. Bir de şöyle bir sensör var. Bu hareket sensörü mü acaba ya? Oda sensörü diyor ama üstündeki şey de pır sensörü, yani hareket sensörü. Şu an emin olamadım. Bir sonraki haftalık vlogta zaten akıllı eve devam edeceğim yani. Daha evi daha da akıllandıracağım. Orada görürsünüz ne olduğunu, orada söylerim. Şu ne olduğu aşırı bariz şeyden devam edelim. Burada yeni kahve makinem var ve bunu aldıktan sonra çok üzüldüm. Ben bunu aldım. Bir aydan fazla oldu bu arada işte. Paket açılışı için kenarda tutuyordum. Ondan sonra başka bir tane marka akıllı kahve makinesi getirdi Türkiye'ye. Ama benim kahve makinem artık akılsız. Ha, ben bunu seviyorum bu arada. Benim evde kullandığım da Philips'inki, yani şey değil. Aklınıza kötü bir kahve makinesi gibi gelmesin. Bayağı iyi kahve makinesi. Ama akıllı değil. Bu şöyle tam otomatik bir kahve makinesi. Üst tarafa direkt çekirdek kahvenizi koyuyorsunuz. Hangi kahveyi istediğinizi seçiyorsunuz ve öğütüp direkt kahve olarak size veriyor. Bu modelde benim kullandığımdan farklı olarak bir tane de LCD ekran var. Ama akıllı değil. Ya yıllardır akıllı şey çıkmıyor. Kahve makinesi çıkmıyor. Ben kahve makinesini yenilemek istiyorum. Akıllısını çıkartıyorlar. Çok içlendim ya ben bu duruma. Sıradaki. Burada bir bana bir Fatih Can'a bir şey var. Bana yok yani. Sana yok. Canım ekipman sponsorum Asus'tan bir Chakra Mix Origin geldi. Bu benim en sevdiğim mouse serisi bu arada. Çünkü şöyle yan tarafında hem ekstra kısa yol tuşları var hem de şöyle bir joystick var. Bunu programladığınızda acayip işe yarıyor. Zaten iş bilgisayarında kullanıyorum. Bunu da yayın bilgisayarı için aldım. Yayın muhabbeti açmamam gerekiyordu ama yine açtım. 2 ay geçti galiba artık. Yayın zamanı geldi. Birkaç aydır çok yoğun geçiyor gerçekten, yoksa açacağım. Ve burada da Asus'un yine TUF serisinden H3 kulaklık var. Kablosuz. Fatih Can'a. Vay. Fatih Can'a Harun. Bunlar 1'di 2 oldu. Hep Harun istiyordu. Şimdi geçenlerde Fatih Can. Hakan abi benim de kulaklığı değiştirsek. Öncesinde klavye. Klavye de mi istiyorsun? Yok abi, sen getirdin ya, ben istemedim. Ha, onu ben değiştirdim. SSD vardı işte. Başka? Var mı bu isteği? Bu hafta yeter abi, teşekkür ederim. Kulaklığı da ne yapacaksa artık. Ben ofiste olmadığımda kesin oyun oynuyor. Counter mantır atıyor bunlar. Ben şüpheleniyorum. Bunu da kırmazsın herhalde. Ve kırılacak gibi durmuyor. Güle güle kullanam. Sanırım soldan çok açtık. Biraz sağdan gidelim. Burada en sevdiğim şeylerden var. Heh. RGB ışık. Diyordum, ışık nerede? Toplu paket açılışındayız ya. Daha çok RGB ışık ve daha çok RGB ışık. Bu arada daha da var. Biraz daha açarız. Bunlar Gubi markasının RGB ışıkları. Türkiye'ye giriş yaptılar ve bana RGB ışık ister misin diye sordular. Ben de dedim ki, bunu bana mı soruyorsunuz? Bunlar şöyle RGB şerit ledler. Akıllı olduğunu söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Ama ek olarak kendi üstünde de kumandaları var, yani illa telefondan kontrol etmek zorunda değilsiniz. Bu masalarda kullanabileceğiniz bir şeydi. Bu da normal RGB neon şerit led. Hepsinin kutusunu açmayacağım. Çünkü gerçekten bayağı yollamışlar. Birazdan hatta bir tane daha açalım. Bu kutu da onlardan geldi. Daha fazla RGB şerit led. Bu şöyle bir yer lambası. Şöyle metal boruları var bunun. Üstüne yine şerit ledinizi takıyorsunuz. Şerit led de burada. Böyle yerde duvarı falan aydınlatabiliyorsunuz. Wall washer diye geçiyor. Burada bir tane televizyon arkası için RGB ışık var. Bu ekranla senkronize olabilen ışıklardan. Ben burada da buna çok benzer bir şey kullanıyorum ama toplam 5 tane ışık var burada. Şuradaki görmüş olduğunuz renk geçişlerini yapabilmek için bu tek bir tanesiyle çözüyor. Hadi bu da senin olsun Harun. Çok teşekkürler. Daha fazla RGB şeritler. Teşekkürler. Daha fazla RGB. Bu da benim olsun. Olmaz. Çünkü masa için 2 tane var bak, bu masa için. Bende de 2 masa var. Dikey olandan bir tane daha. Bunu sana vereyim mi? Bu ne ya? Tahmin ne olduğunu. Duvarı LED'e dönüştürüyor gibi. RGB perde. Ben bunu istiyorum ya, lütfen.
Ve üstüne istediğiniz şeyleri çizebiliyorsunuz. Ben bunu net istiyorum abi. Lütfen bunu bana ver ya. Neler çizerim oraya var ya. Burada duvar için küpler var. 10 tane şöyle kübümüz var. Bunlarla istediğiniz desenleri çizebiliyorsunuz. Ve işte RGB'si vesaire var. Bu arada hepsini açmaya uğraşmayacağım. Çünkü bunları muhtemelen haftalık vlogda falan kurarım ben. Burada bir tane duvar için böyle tüp ışık gibi bir şeyimiz var. Hatta bunun içine bakalım bence. Bunlar şöyle tüp şeklinde. Birbirine ekleyebiliyorsunuz ve duvara böyle istediğiniz desenleri çizebiliyorsunuz. Yine senin isteyeceğin bir şey ama vermeyeceğim Harun. Bu monitörler için bir RGB senkronizasyon sistemi mi denir artık? Şöyle arkasında HDMI giriş ve çıkışları var. Buraya monitörlerinizi bağlıyorsunuz. Ve monitördeki şeye göre, renklere, ışıklara göre bunların ışıkları değişiyor. Şu kutuyla devam etmek istiyorum. Geçmiş olsun. Gözüm kaldı değil mi? Gözüm kaldı evet. Japonca yazılar görüyorum. Burada muhteşem bir şey var. Tırıma dört aldı. Çünkü takipçilerim istedi. Çok büyük değil mi bu? Çok büyük. Sonuçta tır dörtesi. Çok büyük olması beni korkuttu ama şu an. Ne kadar zor yaptığımızı hatırlıyorsun. Dörte o kadar zor değildir herhalde. İşte ben öyle düşünüyordum. Ama böyle büyük görünce... Şu an bunun kutusunu açmayacağım çünkü videosu gelecek tahmin edebileceğiniz gibi. Videoya saklayalım. Bu arada izlemediyseniz bir tane model tır yaptım. Videonun başında da işte o boyalarda falan bahsetmiştim. İsterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Burada bir yapıştırıcım var. Bu modellerdeki sticker gibi olan şeyleri sabitlemek için. Yine garip bir paketleme. Ya şu an baskına gelseler şunu açıklayamam değil mi? Köpeklerle falan gelip koklatırlar bunu ya. Böyle bir paketleme mi olur ya? Burada bir tane Raspberry Pi 5'im var. Şu anda hiçbir işime yaramayacak bu arada. Kullanabileceğim hiçbir şey Raspberry Pi desteklemiyor. Fakat daha sonra kullanabileceğimi düşünerek aldım. Çünkü bunlar bitiyorlar ve sonra fiyatları uçuyor. Raspberry Pi 4 bulacağım diye canım çıkmıştı. Ya 6-7 ay beklemiştim. Bunu stokta gördüğüm gibi aldım. Bu şöyle küçük bir bilgisayar. İşte RAM'i, işlemcisi vesaire hepsi üstünde. Ama Windows vesaire çalıştırabiliyor gibi düşünmeyin. Çünkü üstünde ARM işlemci var. Bunu daha çok projelerde vesaire kullanıyoruz. Bu da elbet bir gün işime yarayacak. Deterjan kokuyor bu. Ve içinde de gerçekten deterjan var. Bunlar bulaşık makinesi tabletleri. Ben bu tarz şeyleri böyle yıllık peşin peşin alıyorum. İşte bu yılın deterjanları. Sıradaki. Bunlar gider tıkayıcı. Bildiğiniz banyo lavabo gideri için. Çünkü misafir banyom acayip kokuyor. Giderden o kadar garip kokular geliyor ya. Kullanılmayan banyo o kadar pis kokuyor ki. Tıkayacağım hepsini. Sıradaki. Burada bir sürü akıllı ev ürünüm var. Bunlar Sonoff'tan geldi. Şöyle hızlıca bir bakalım. Bu bir akıllı switch. Akıllı priz gibi düşünebilirsiniz fakat daha yüksek watt, daha yüksek amper gerektiren şeyler için bunları tavan şeylerinde kullanacağım. Tavan şerit ledlerinde kullanacağım. Bunların 3 tane var. Bunlar çok havalı bir şeyler. Bunu göstermem lazım. Bu bir akıllı elektrik anahtarı. Yani şuradan böyle bildiğiniz odadaki ışıkları açıp kapatabiliyorsunuz. Fakat üstünde bir de LCD ekran var. Buradan da akıllı evinizi yönetebiliyorsunuz. Ben alt kata akıllı ev kontrolü için kocaman bir tablet koydum biliyorsunuz. Ama üst kata koymadım. Küçük bir tane tablet koymayı düşünüyordum ama. Belki bunlar işimi görür. Yani sonuçta normal anahtarın olduğu yerde duracaklar ve. Üst katta çok da akıllı ürünüm yok. Işıkları, klimayı vesaire buradan yönetsem yeter bana. Ha bir de bunun profesyonel versiyonundan yollamışlar. Neredeyse aynısı ama bunun önü komple ekran. Bir de sanki sensörler vesaire var üstünde. Emin değilim şu an. Şunlar ama sensöre benziyor. Akıllı RGB ışık yollamışlar. Sağ olsunlar. Bu bir şey sensörünün uzatma kablosuymuş. Ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Aa su geçirmez ısı sensörleri var. Bunları akvaryumda kullanabilirim belki. Burada ısı ve nem göstergesi var. Yine küçük akıllı switchler. Kapı sensörü. Burada bridge var yani köprü. Bu şey için sanırım o... Gösterdiğim şey var diye küçük akıllı anahtar. Onu masada kullanmak isterseniz diye. Bir sürü küçük küçük sensörler vesaire. Kullanacağız bunları. Hepsini kullanabilir miyim bilmiyorum ama bayağı bir kısmı işime yarayacak. Biraz küçük açalım. Burada çok önemli şeyler var. Renkli çorap. Harun çorabımı eleştirdi bugün benim ya. Üstündekinle o çorap olmuş mu dedi. Halbuki uyumlu giydim. Renk tonu farklı. Ama al bak burada da mavi var. Bu da tutmuyor yani. O birebir tutturamam ki. Burada... Yatay prizlerim var. Bunlardan daha önce de birkaç kere almıştım. Bildiğiniz fiş ama bunu taktığınızda böyle duvarda çok az yer kaplıyor. Dolayısıyla bayılıyorum ben bunlara. Yani böyle şey, robot süpürgenin fişini bile bununla değiştirdim öyle düşün. Bunların da birini akıllı klozette kullanacağım. Birini nerede kullanacağım bilmiyorum. Elbet kullanırım. Sonra... Bu
Burada bir yazıcım var. Fakat bu normal bir yazıcı değil. Süblimasyon yazıcı. İstediğimiz tişörtü, istediğimiz sudiyi, aklına gelebilecek her şeyi yapabiliriz. Geçen toplu paket açılışında krikatlar vardı ya, böyle tişört baskısı işte kesim biçim yapmak için. Bununla atıyorum lemur resmi çıkartacağım. Krikatla etrafını keseceğim. Ondan sonra o şey yine krikatın ütüsüyle mütüsüyle basıp istediğim kıyafeti yapabileceğim. Bundan sonra kıyafetlerimi kendim yapıyorum. Hadi yine iyisiniz. Yine sana aldığım bir şey var burada. Bu bir tripod tekerleği. Bunun üstüne tripodu koyuyorsunuz. Tripodun ayaklarını şuralara sıkıyorsunuz. Ondan sonra da çekim yaparken istediğiniz gibi gezebiliyorsunuz. Oo falan desenize ne biçim... Vay! Allah ben bunları düşünüp bir şey alıyorum. İkisi de ben bakıyor ne yapacağız yüzümle diye. Boşmuş gibi bir kutu. Kart okuyucu. Hanginiz istiyor? Tipçe. İkisi de istemiyor. Tamam bana. Burada bir tane bıçak bileme şeyim var. Makine denmez buna ya. Bıçak bileme zımbırtısı. Şöyle arasından geçirip bıçaklarınızı bileyebiliyormuşsunuz. Ama sanki bunu da yapmamalıyım. Bunun desenleri var. Normal mutfak bıçakları için vesaire. Burada bir kitabım var. Dumbledore. Hogwarts'ın tanınmış müdürünün hayatı ve yalanları. Bu serinin içinde vardı bu arada. Şey, yazarı kimdi? Unuttum yazarın adını. Serinin içinde var olup okuyamadığımız kitabı yapmışlar. Boyut olarak da normal kitap gibi olsaydı daha mutlu olurdum. Çünkü bunlar kitaplıkta kötü gözüküyor bence ama okuyacağım bunu. Merak ediyorum. Dumbledore'u da hiç sevmem. Yalanlarını okuyacağım. Bu süblimasyon yazıcı için süblimasyon kağıdı ya da fotoğraf kağıdı emin değilim. İki tane almıştım çünkü biri fotoğraf kağıdıydı, biri de süblimasyon kağıdıydı. Öyle bir şey. Burada yine şey var, yağmur cam kaydırıcı. Dedim ya iki markayı deneyeceğim diye işte. Bu markayla öteki markayı aynı videonun, aynı shortsun içinde deneyeceğim. Hangisi daha çok işe yarıyor göreceğiz. Tamam, süblimasyon şeyi kağıtları bunlarmış. Burada süblimasyon yazıyor. Önceki açtıklarım da fotoğraf kağıdı. Sıradaki. Bunun içinden poşet çıktı. Burada yeni şemsiyem var. İdeal boyutlarda. Yani küçücük ama... Açtığınızda da küçükmüş. Bunu araba için aldım bu arada. Yani şey bu, arabanın kenarına, köşesine bir yere sıkıştırırım dedim. Çünkü çok az yer kaplıyor. Bu artemiye çıkartma şeyi. Balıklar için böyle artemiye diye bir tane yem çeşidi var. Yumurtadan çıkartmanız gerekiyor. Ama normalde onun için ışık kuruyorsunuz, hava düzeneği kuruyorsunuz. O böyle hava sürekli dönüyor, bir şeyler oluyor. 24 saat bekliyorsunuz cart curt. Artemiye bir canlı yem çeşidi. Şöyle yumurta şeklinde alıyorsunuz. Sonra yumurtaları şöyle bir düzeneğin içine koyuyorsunuz ve burada döngüyle birlikte çıkıyor işte. Bununla sadece içine yumurtaları döküyormuşsunuz ve çıkıyormuş. Yani öyle çok özel bir şey gibi de durmuyor ama şöyle içinde su kanalları var. Yumurtadan çıkanlar ortaya geliyormuş, sonra ortadan topluyormuşsunuz. Bunu deneyeceğim. Burada bayağı bir kahvem var. Kaç kilo almıştım hatırlamıyorum ama 6 kilo çekirdek kahvem var. Bu kahveyi seviyorum bu arada, tavsiye ederim. Son küçük paket. Yine burada birazcık kendim aldığım şeylerden var. Bu ve diş macunu. Şey, kahve lekeleri çıkartmak için. Diş fırçası, yedek başlığı veya bir tane daha diş macunu. Bu tarz şeyleri bu arada paket açılışına sokmamaya çalışıyorum ama tahmin edebileceğiniz gibi bir sürü kargo gelince karışıyorlar, buralara giriyorlar. Aha! Aha! Tanrı'nın gözler parladı. Aha! Aynılarından. Aynılarından mı bilmiyoruz. Gerçi bu aynı yine televizyon için. İşte bu. Ama ben 20 tane kullanmak istiyorum. Al sana bir tane daha perde ama. Tamam, olur. Bu az önce gösterdiğim yer lambalarının boyu büyük olanı 1,5 metre bunun boyu. Ve ondan bir tane daha. Bunları buraya kuracağız Arun, sen de kullanacaksın. Yani bizim şurada normal video için kullandığımız bir tüp ışık var. Ama bunları sürekli şarj etmemiz gerekiyor. Bunlar buradan düşüyor falan, bir şeyler oluyor. Onların yerine koyacağız. Ve monitörler için bir tane daha. Ve paketlerimiz bitti. Gerçekten bu sefer ciddi anlamda yoruldum. Yani Allah başka dert vermesin diyeceksiniz biliyorum ama yani paket açarken yoruldum. Ama yoruldum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz aşağıdan beğen butonuna basarsanız beni mutlu edersiniz. Ayrıca gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ürünlerin hepsinin linkini açıklama bölümüne bırakacağım. İlginizi çeken bir ürün varsa o linklerden bakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Cümlemi unuttum. Demiş miydim izlediğiniz için teşekkürler? Bir daha diyeyim. Çok sağ olun. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.